Apar ekranlarından bir kez daha merhaba değerli izleyenler. Güvenli Hayat'la karşınızdayız efendim. Sigorta sektörünü konuşacağız. Elbette bireysel emeklilik sistemi e, 2022 yılı nasıl geçti? 2023 yılı planları, hedefleri stüdyo konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. AGESA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü bizlerle birlikte e, sayın Fırat Kuruca. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk Handan Hanım. Çok teşekkür ederiz. Şimdi aslında baktığımızda 2022 senesinde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi gibi gözüküyor BES, evet. Bireysel Emeklilik evet. Sistemi. Ee, nasıl geçti? Ee, rakamlar, verileri elbette konuşacağız ama ilgi nasıldı? Evet. 2022'ye dair e, yılı da nasıl noktalayacağız? Ne evet. dersiniz? Buyurun. Aslında 2022 yılı Bireysel Emeklilik oldukça parlak bir yıldı diyebilirim. Ee, aşağı yukarı 3-4 senedir 7 milyon civarında olan katılımcı sayısını bu sene 8 milyona taşıyor gibi gözüküyoruz. Şu an itibariyle 7, 7 milyon 900 bin kadar katılımcı var. Seneyi san, sanki 8 milyonda kapatacağız gibi. Aynı zamanda gene senenin sonuna doğru gördük ki 400 milyarı aşan bir fon büyüklüğü var. Yani şeye genel olarak baktığımızda gerek yeni katılımcı açısından gerek fondaki büyüme açısından hem fon getirileri açısından oldukça güzel bir yıl diyebilirim. Aynı zamanda birkaç tane böyle hani, e değişik haberlerinde haberlerin de geçtiğini e, takip etmişsinizdir. 18 yaş altı çocuklar, e, devlet katkısının artması falan gibi. Hani o tür manşetlerle de süslü bir yıldı evet. e, diyebiliriz 2022'ye. Şimdi onları konuşacağız evet de destekleri 18 evet. yaş altı e, gibi konular ama şunu da sormak istiyorum. Şimdi 8 milyondan bahsediyoruz. E, evet. Böyle bir ilgiden bahsediyoruz. E, 400 milyar e, liralık bir e, bütçeden bahsediyoruz. E, ve e, bu katkı beklenen bir e, katkı mıydı? Önce çalışmalarda evet. e, beklentinizi mi karşıladı daha mı yüksekti? Evet. Nasıldı? şimdi de, devlet katkısı 2013 yılında hayatımıza girmişti doğrudan biliyorsunuz yüzde 25 bir devlet katkısı şeklinde başlamıştı her 100 liraya devlet de yüzde 25 bir doğrudan katkı yapıyordu bu sene başı itibariyle o beklentileri aşarak yüzde 30 seviyesine yükseltildi genelde hani devlet katkısı konusunda bir takım kişilerin hani acaba bu devam ettirilebilir mi sürdürülebilir mi oluşuculuk oldukça yüksek ve cazip bir oran. Dünyadaki benzerlerine baktığımızda acaba sürdürülebilir mi filan derken aslında %25'ten %30'a çıkması da bence güzel bir mesaj oldu. Aynı zamanda hani son iki yılında hani gördüğümüz üzere bütün dünyada ve Türkiye'de pek çok çalkantı yaşandı. Hani pandemi kaynaklı e, e, makro e, ekonomik kaynaklı. Şimdi oralarda insanlar bu tür birikimlerinin ne kadar önemli olduğunun da e, farkına vardılar. Yani onun da biraz e, rüzgarıyla hakikaten 2022 yılında iyi bir e, e, dönem geçirdik diyebilirim tasarruf yapma alışkanlığı aslında evet. e, bu da kazanıldı bu da evet. e, yılın vermiş olduğu belki bilmiyorum pandeminin etkisiyle evet. birlikte bir e, yeni bir kazanım olmuş evet. oldu kişilerde özellikle bir bilinçlenme süreci de aslında Kesinlikle. beraberinde geldi tabi e, firmaların katkısı da oldukça büyük buradaki Tabii. çalışmalar da büyük ama e, nasıldı buradaki süreç nasıl evet. geçti şimdi e, bireysel emeklilik sektöründe yaklaşık 15 tane Firma var bunlar yerli ve yabancı e, 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 değişik ortaklık yapılarına sahip ama yani şunu söyleyebilirim çok iyi kurgulanmış bir sistem var. E, e, gerek oradaki fonların yapısı, gerek o fonların nasıl denetlendiği, sistemin nasıl işleyeceği, bu SDDK tarafından e, belirlenen e, 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 kurallar çerçevesinde son derece güvenli bir sistem, onu söylemek lazım. Aynı zamanda devlet tarafından da düzenli olarak desteklenen, hatta e, artarak desteklenen e, bir şekilde. O yüzden hani şöyle söyleyeyim, aslında e, herkesin ya yani para biriktiren herkesin e, sahip olması gereken e, bir ürün. Ee, o sebeple de hani 8 milyon çok güzel ama niye 18 milyar olmasın e, sorusunu da sorabiliriz. 2023 yılı tabii hani hem Türkiye'nin 100. yılı hem de bireysel emekliliğin aslında 20. yılı. Ekim 2003 yılında lanse edilmişti bireysel emeklilik. Önümüzdeki sene inşallah daha da büyüme yüksek büyüme rakamlarını görüyor olacağız. Şu anda telaffuz edilen rakamlar nedir 2023 yılı? Yani 8 milyon ne kadar artabilir? 2023? Yani aslında iyi bir yılda yaklaşık 1 milyonluk falan bir yeni katılımcı olduğunu görüyoruz. Ama 18 yaş altının açılması ile e, orada e, ilginin biraz daha arttığını görüyoruz. Yani kimi kişiler hani kendisi için biraz bir araştırıttıysa ee, olsa bile e, çocuğu veya e, e, torunu için diye, e, diyeyim hani o e, daha cesur adımlar atabiliyor onların gelecekleri için. O, onun biraz daha iğme kazanacağını da öngörebiliriz. Çünkü yavaş yavaş duyuluyor. İkimiz zaman sohbetlerde falan görüyoruz. Aslında 18 yaş altını bilen bir kesim var ama çok büyük bir kesim de hala oranın çok farkında değil. Zaten diyorum oradaki farkındalık arttıkça ee, sisteme e, güvende de e, tazelendikçe herhalde e, artar diye düşünüyorum. İyi bir yılda dediğim gibi e, 1 milyon yeni katılımcı görüyoruz e, sistemde. İnşallah önümüzdeki genel sene BES de. genel bes için konuşuyoruz evet, değil mi? Evet. 18 yaş altı için hangi rakamlar altı, konuşuluyor 18 yaş altı aslında dün bir SDDK'nın bir 3. yıl resepsiyonu vardı orada birlikteydik ve 500 bininci çocuğa ve 18 yaş altı çocuğa bir kız bir oğlan çocuğumuza şey verildi. Yani kutladık diyelim. Ödül verdik. Arkadan 500 bini geçti şu an itibariyle hatta 550 bin. Hızlı ilerliyor. İnşallah daha da hızlanabilir farkındalık artık. Sektörde ne gibi çalışmalar var diye soracağım. Çünkü az önce güven unsurundan bahsettiniz. Evet. Tabii burada güvenin sağlanması sonrasında ailelerin 18 yaş altı için özellikle bunu öngörmesi, sisteme güvenmesi gibi konular ama var mıdır? Yani. Özellikle 2023 yılında buna da yenilikler bekliyor muyuz? Yani aslında son 1-2 senedir orada dijital ortamda ciddi yenilikler görüyoruz. Şimdi bireysel emeklilik aslında bir finansal bir ürün ve finansal okuryazarlık aslında çok yüksek düzeyde değil. Hani bu hiçbir ülkede dünyada hiçbir ülkede yüksek bir finansal okuryazarlık yok. Hani bir takım uzmanlar yani çok şey olabiliyor %3-5 civarında e, finansal okuryazarlık yüksek olan bir kitle var ama genelde finansal okuryazarlık düşük. O sebeple bireysel emeklilik şirketlerinin o katılımcıları düzenli olarak dokunarak onlara dokunarak onları yönlendirmesi önemli. Buna robotik çözümler, e, dijital çözümlerle e, işte mobil aplikasyonları olsun, e, internet siteleri olsun. Katılımcılar buralarda e, e, mensup oldukları bireysel emeklilik şirketinin çözümlerine ulaşabiliyor. Örneğin e, şeyde tümüyle uzmanına bırakabiliyor öyle söyleyeyim. Ee, ben bu işten anlamam tümüyle uz uzmanı baksın diyor. Veya ben gene e, e, ilgileniyorum ama bana birisi tavsiye yapsın ben kendim seçim gibi böyle değişik seçenek ve çözümler var. Orada e, o çözümlerin e, her geçen gün zenginleştiğini, olgunlaştığını görüyoruz. Biz 3 e, sene evvel başladığımız bu yolculukta hem şirket olarak hem sektör olarak çok ilerledik ama daha gidecek yolumuz var gibi. E, şu anda e, şöyle söyleyeyim bireysel emeklilikte 8 milyona yaklaşan bir katılımcı var ama bunların belki %15'i 20'si bu tür dijital çözümlere kullanıyor mobil aplikasyonları. Bir kere tüm bireysel emeklilik katılımcılarına mensup oldukları şirketlerin bu tür dijital çözümlerini mobil aplikasyon olsun, web sitesi olsun buraları kullanmalarını şey yaparım tavsiye ederim. Oraları zaten kullandıkça bireysel emeklilik şirket yani bu şeyler bu dijital çözümler insanı yönlendiriyor biraz planlamasında yardımcı oluyor. Ne kadar biriktirmem lazım? Emekliliğimde ne kadar bir paraya ihtiyacım olur gibi sorularınızı da cevaplamaya çalışıyor. Ondan sonra da ona nasıl ulaşırsınız gibi çözümler sunmaya çalışıyoruz. Yani finansal okur, yazarlık genelde düşük olduğu için bu tür çözümlerin daha da gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Raspi aslında şunu anlıyoruz. Dijitalleştikçe bu türlü çalışmalarda daha verimli bir sonuç tabii. doğuruyor diyebiliriz. Tabii. Şimdi genel sektöre baktığımızda sigortacılıkta tabi dijitalleşen taraf oldukça fazla. BES tarafında da keza aynı şeyi evet. söylüyoruz. Aplikasyonlar hayatımızda ki bunlara güven duydukça hatta kullandıkça daha da sayısı artacaktır. Evet. Ee, Şirketlere kurumlara geldiğimizde dijitalleşmeye yatırım evet. e, her geçen günde artıyor. Tabii. Buna dair e, çalışmalar nasıl gidiyor peki? Ee, tabii finansal sektörün e, aslında fabrikası yok ama dijital fabrikası var diye diyebiliriz hakikaten. E, bizim üretim hattımız e, bilgisayarlar üzerinde, e, bilgisayar sistemleri üzerinde tümüyle dijital e, yürüyor ve orayı güncel tutabilmek ve güncel teknolojilerle zenginleştirmemiz gerekiyor. O yüzden sürekli yatırım yapıyoruz. E, IT yatırımları hem hardware hem de software olarak hani e, oldukça ciddi bir maliyet kalemidir e, e, şeyde finansal sektör açısından oraya çok e, ciddi yatırımlar e, yapıyor e, Rus ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tabi hani gittikçe e, oradaki e, şeyleri, çözümleri müşterilerimize daha zenginleştirerek ulaştırmak amaçlı bunlar. Aynı zamanda hani şirket içi süreçler vesaire oralarda da dijitalleşme oluyor ama hani en manşet diyebileceğim en değer yaratan alanlar müşteriye dokunduğumuz alanlar orada hakikaten e, müşterilerin e, çok güzel hizmetler alması için her türlü şeyi yapıyoruz. Yatırımı yapıyoruz. Getiri konusu oldukça önemli evet, burada evet, değil mi? Burada evet. getiriler arttıkça e, tüketicinin, müşterinin e, diyelim ilgisi daha evet, da artıyor evet, aslında. Evet. E, burada e, kurumların yapması gerekenler nedir? Yani aslında evet. bir yandan da kendini ifade etme e, konusu, evet, evet. tanıtım konusu. E, bir kere hani öncelikle şunu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde tasarruf etmek en önemlisi. Bir kere o tasarrufu Hı -hı. yapmak lazım. Sonra da o tasarrufu yaptıktan sonra onun da iyi bir şekilde değerlendirildiğinden de e, emin olmak lazım. Çok güzel bir esemeklik bunun için güzel bir platform tasarruf böyle damlaya damlaya göl olsun ayda bütçesine göre 200 lira 300 lira 500 lira neyse bütçesi ona göre o birikimi hiç fark etmeden yapıp ondan sonra bir süre sonra oraya dönüp baktığında çok güzel toplu paralar biriktiğini görüyoruz. Orada kimisi çocuğunu okutuyor paralarla, kimisi evini alıyor, kimisi emekli oluyor vesaire. Ama tabii burada şeyi de ihmal etmemek lazım. Senede bir, iki neredeyim, nasılım, pozisyonum doğru yerde mi, Hani hisse senedi mi olması lazım? E, e, kamu borçlanma, biraz altın mı düşünsem gibi e, bu tür bir yoklamakta fayda var. Öyle e, her akşam sabah değil ama hani senede bir iki o yoklamayı yapmakta fayda var. O yoklamayı da şirketlerin sunduğu hizmetler üzerinden şey yapıp biraz bilgi alıp yönlendirme alıp o bir iki kere o e, dokunuşu yapmakta fayda var. Çünkü hani mesela kimi enstrümanlar bizim resimlikte altın mesela en popüler enstrümanlardan bir tanesi. Son 5 yılın getiri şampiyonu şey e, altın. altın ama hı hı. son iki yılda o kadar değil. Mesela son iki yılda hisse senedi çok iyi. Yani aslında hani belli bir noktada e, e, hani 3 sene altında kalıp hani belli doğru zamanda onu hisseye geçirmiş olanlar daha iyi bir e, e, durumda olabiliyor. O yüzden e, bu hizmetlerden faydalanmak senede bir iki kere acaba doğru yerde miyim? Bir değişiklik yapmam lazım mı diye bakmalarında fayda var. Çeşitlendirmeler var çünkü tabii değil, değil mi? Çeşit, altın tabii. gibi bahsediyorsunuz. Şimdi altın, hisse senedi, e, dış borçlanma araçları, e, şey kamu e, ve likit kağıtları, özel sektör tahvili falan gibi çok çeşitli alternatifler var. Tabii e, insanların risk iştahına göre bazıları biraz daha riskli. Örnek veriyorum hisse de daha risklidir. Kimi zaman çalkalanır, bir yukarı gider, bir aşağı gidebilir. E, oralar biraz daha risklidir. Biraz daha az riskli olduğumuzu olduğunu düşündüğü özel sektör tahvili vesaire gibi şeyler olabilir. Onlar biraz daha ...muntazam getire sağlarlar. Bunlar arasından bir bir sepet yapmak bir kere en doğrusu. O sepetin ağırlığı değişebilir. Hani bir gün o sepette yüzde elli altın olur. Bir gün o sepette yüzde on altın olabilir. Ama o çeşitlendirmeyi yapmak önemli. Yani ana formüllerden bir tanesi uzun vadede o çeşitlendirmeyi yönetebiliyor olmak. Ve hani görüyoruz ki uzun vadede hakikaten... ...iyi getiriler söz konusu oluyor. Enflasyonu yenen getiriler söz konusu oluyor. Biraz daha agresif pozisyon olduğunda enflasyonu çok üzerinde getiriler de söz konusu olabiliyor. Ama en önemlisi tekrar ediyorum o tasarrufu yapıyor olmak. Ondan sonra o tasarrufları biraz daha büyütüyor olmak için de bu tür araçları kullanıyor olmak lazım. Tasarruf bilinci aslında yavaş evet, yavaş evet. da oturuyor. Şimdi yani, buyurun. E, yani şöyle aslında o belli bir büyüklüğü oluştuktan sonra oradaki birikim aslında yeni birikimleri doğurmaya başlıyor. Aslında hani buna e, bileşik getire e, şeyi. Hani yıllar içerisinde 300-300-300 liralar e, yaptığınız birikimler belli bir noktada 50 bin liraya ulaşıyor. 50 bin liranın getirisi sizin oraya aylık yaptığınız tasarruftan çok daha fazla olmaya başlıyor. Yani öyle bir çarpan etkisi oluyor. O yüzden hani e, ben tekrar hani altını ne kadar e, çizsem e, yeridir. E, çok cazip bir e, teşvik mekanizması var. Çok iyi kurgulanmış bir sistem var. Ve hani bununla ilgili Sözlerimiz de var yani damlaya damlaya göl olur yani bugünden o birikime. Yapmakta e, fayda var e, diyorum. Evet, şimdi gelişen bir sektör mutlaka çalışmalarla aslında sektörün çalışmalarının e, katkısı oldukça büyük. Şimdi e, az önce de vurguladığınız konu aslında e, kişiselleştirilmiş bir e, durum var ki burada da belki de ne yapacağını bilmeyen e, yatırımcılar da olabilir. Yani e, o noktada e, destekler nasıl peki geldiğimiz zaman şimdi, danışmanlıklar evet, nasıl? Çoğunlukla yani aslında hani 90 üzerinde bir kesim hakikaten o bilin çok sahiptir. O yüzden satın alma esnasında birisi emekli sözleşmesi satın alma esnasında zaten şirketler bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki sana şöyle bir sepet öneriyoruz diyor. Risk profili ne e, belirliyorlar. Yani bu kişinin risk alma şeyi var, iştahı var veya bu kişi hiç risk almaya tahammülü yok gibi e, değişik, e, dört değişik e, risk profiline göre e, değişik karmalar öneriyor şirketler. E, e, o konjonktürde, o satın alma anında, mesela 2020 yılında almış birisine o günün konjonktürüne göre bir önerme yapılmış. Şu an o önerme o profildeki birisi için biraz daha farklı olabilir. O yüzden o kişinin en azından dediğim gibi senede bir iki kere bu tür çok da kolay yani insan bir cep telefonundan dahi ulaşabiliyor bu tür çözümlere. Bir Senede bir iki kere bakması bakması derken hani beş dakikalık bir vakit ayırması şey olabilir, faydalı olabilir. Gerekirse finansal danışmanını da arayabilir. Bizim hani bu konuda uzmanlaşmış finansal danışman şeylerimiz var, kadrolarımız var. Onlara ulaşıp veya call centerlar olabilir şey, çağrı merkezleri oralardan yönlendirme ve bilgi alabilirler ile karşılaştıralım biraz. E, ne gibi çalışmalar var? Türkiye'de yapılacaklar listesinde de neler var? Aa, evet, Türkiye'de gerek. altyapı ve e, sistem ve e, süreç son derece iyi kurgulanmış ve uygulanmış. Yani e, pek çok ülkedeki bireysel emeklilik sistemlerine göre daha olgun. Yani bu biraz geç kurgulanmış olmasından da e, kaynaklanıyorlar Daha olgun bir sistem var. E, yapı olarak. Geçme ya, daha hızlı e, mı oldu da, her daha, şey? Hem daha hızlı oldu hem de daha güncel oldu. Güncel. Yani 1910'larda, 20'lerde 50'lerde kurgulanmış sistemler biraz böyle şu zamanda biraz eski kalmış olabilir. Halbuki burada sistem yeni bütün öğrenilmiş e, e, hani yapılmış yanlışları Öğrenip şey yani geç geldiğinizde böyle bir şeyiniz oluyor, e, avantajınız oluyor. Yani yapılmış yanlışları görüp ne, nelerin işleyip nelerin işlemediğini görüp ona göre bir kurgu yapabiliyorsunuz. Bence böyle bir avantajı var geç girmenin. E, aynı zamanda da şirketler de e, bu konuda genç olduğu için çok daha yeni teknolojilerle e, müşterilere, e, katılımcılara ulaşabiliyorlar. Yani kimi zaman görüyoruz yurt dışındaki bazı emeklilik çözümlerine göre daha güzel çözümler kurgulanmış ve üretilmiş durumda. Ama tabii genç bir sistem olduğu için önümüzdeki sene 20 sene hani 20 sene hakikaten emeklilik açısından genç denebilir. Çünkü pek çok ülkede bu olay 1850'lerden özellikle Anglo-Sakson ülkeleri 1850'lerde başlamış. Hı hı. Yani biz aşağı yukarı hani 130 150 sene geriden geliyoruz. O sebeple büyüklük farkı var. Şu anda yani o dünyada özellikle Avrupa'da, Amerika'da çok büyük fonlar, yani trilyonlarca dolar birikimlerden bahsediyoruz her bir ülkede. Ee, toplam 37 trilyon dolar gibi bir e, büyüklükten bahsediyoruz emeklilik fonlarında dünyada. Bunun çoğu e, Avrupa ve Amerika'da ve e, Japonya'da. Ama Türkiye'de e, hızlı ilerliyor. E, şu anda 400 milyar aşağı yukarı %60'ı aşan bir büyüme var geçen seneye göre. Önümüzdeki sene de hızlı büyüyecek ama daha da hızlanmamız lazım. Burada topluma daha yaygın olması lazım. 8 milyon çok iyi ama 18 milyon belki 28 milyon e, olması lazım. Ee, bunlar zaman içerisinde olacaktır. Ondan sonra katılımcı sayısı arttıkça bu katılımcıların birikimlerinin de biraz artıyor olması lazım. Çünkü bir emeklilik planı yapıyorsanız bir gelecek planlıyorsanız öyle e, hani biraz daha e, insanların gelirlerinin belli bir oranına yüzde onunu e, belki biraz daha e, geçse geç girdiyse sisteme yüzde yirmisine varan tasarruflar yapabiliyor olması lazım. <laughs> Şu da bir gerçek. Dünyadaki hani sosyal güvenlik sistemi, emeklilik sistemi e, sosyal güvenlik sistemi üzerinden kurgulanmış ve onların sürdürülebilirliği risk altında. Bütün dünyada, Türkiye'de olduğu gibi. Çünkü emeklilere saydanan fayda, sağlanan faydalar çok değerli, çok güzel ama hani e, çalışan sayısı ile emekli sayısı arasındaki denge e, emeklilerle yine arttıkça yani emekli sayısı arttıkça aslında o sistemin e, sürdürülebilirliği sıkışıyor. Batı'da o yüzden her geçen gün emeklilik yaşını arttırıyorlar. Hani şu anda 65 civarında olmakla birlikte kimi ülkelerde 67'lerin zorlandığını görüyoruz. Ve onların da sürdürülebilirliği zor. Yani sosyal devlet e, e, açısından hani, e, bu tür hizmetlerin, e, bu tür faydaların emeklere sağlanıyor olması güzel ama çok sürdürülebilir gibi durmuyor. O yüzden Demin de sohbet ediyorduk evet. hani devlet genelde vergi alır yani devletin o bir tek hizmetleri sunabilmesi için alması gereken vergileri alır her türlü yönden ama burada bir vergi teşviği var. Yani devlet sizin cebinize evet. bir para sokuyor bunu sadece Türkiye değil başka ülkelerde de yapıyorlar bunun niyesine baktığımızda aslında şunu gör, şu görülüyor insanların emekliliğinde ek bir takım gelirlere ihtiyacı olacak. Yani sosyal güvenlik sistemi içerisinde kurgulanmış emeklilik sistemleri çok güzel ama sürdürülebilirliği risk altında yaşlanan nüfus ve doğum oranlarındaki düşüş trendlerine baktığımızda çalışanla emekli sayısı arasındaki denge çalışan sayısıyla her her yerde gün geçtikçe bozuluyor. O yüzden insanların kendi emekliliği için sosyal güvenlik sisteminin ötesinde bir takım yan birikimler yapması lazım. Onu da devlet o sebeple destekliyor. 100 lira biriktiriyorsunuz 30 lira da devlet koyuyor. Bunu hiç kaçırmamak lazım. Ee, öyle söyleyeyim o ee, tekrar buradan söylüyorum. Önce birikim yapacağız ve mümkünse de o birikimi bireysel emekli gibi devlet tarafından desteklenen üstüne yüzde otuz lira yüzde otuz katkı varan Şehane düşün hani 10 tane altın alıyorsunuz. 3 altında devlet veriyor öyle düşünün yani. Evet, önemli bir katkı. Ee, e, evet, evet, oldukça önemli tavsiye ederim. Peki Sayın kurucu çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Sektörü e, enine boyuna değerlendirmiş olduk. Bireysel emeklilik tarafına baktığımızda AGESA Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Fırat Kuruca bizlerle birlikteydi efendim. E, güvenli hayatı bugünlük burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere.